geldiniz. Bugün burada 13 adet adada temel atıyoruz. 2 adet adada da yıkıma başlıyoruz. Bundan birkaç ay önce değerli başbakanımızın talimatıyla buradaki sıkıntıyı giderebilmek, kanayan yaraya çözüm bulabilmek, mağdur olan mı kardeşlerimizin de mağduriyetini giderebilmek amacıyla başlattığımız bu çalışmanın hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz edip işe başlamıştık. Rabbim bize bugünleri gösterdi. İnşallah devamında da tamamını erdirmeyi gösterir diye niyaz ediyorum. Ve iyice düğümlenmiş. Ben geçmişe doğru şu soğuk havada kimlerin suçlu olduğunu, niye bu hale geldiğimizi anlatacak değilim. Bir taraftan hukuki sorunları çözdük. Bir taraftan vatandaşlarla tek tek görüşerek sorunlarına çözüm bulmaya çalıştık diye düşünüyorum. Değerli Başbakanım, soğuk havada insanlar sizi dinlemek için bir saattir bekliyorlar. Doğrusu biz o saati verdiğimiz için geldiler. Ben çok sözü uzatmak niyetinde değilim. Ama iki gerçeğin altını çizerek buradan da huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Birincisi şu. Ülkemiz deprem kuşağında bulunuyor. Topraklarımızın %42'si deprem alanı olarak gözüküyor. Geçtiğimiz 100 yıl içerisinde 6 ve üzerindeki depremlerin sayısı 56 adet. Ölen rahmetlik olan kardeşlerimizin sayısı da 82 bin kişiye ulaşıyor. Bizim bu gerçeği görerek hareket etmemiz lazım. Yerin altındaki hareketlere mani olamayız. Yerin altındaki o gelişen devasa tabiatın kendine has hareketlenmesine mani olamayız. Onunla savaşamayız da. Ama yapmamız gereken tek şey hazırlıklı olmaktır. Onun bir